Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 13 Aralık'ta Türkiye saatine göre 2.32'de 20 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. Jüpiter tarafından yönetilen ateş elementinin değişken nitelikli burcu Yay bize hareketli, macera dolu bir yeni ay müjdeliyor. Evet, Jüpiter tarafından yönetilir ve Mars da Yay burcunda. Üstelik balık burcundaki Neptün'ün de önemli bir açısı var bu yeni aya. Değişken niteliklinin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Yükselende an haritasında terazi burcu var ve yeni ay haritanın 3. evinde yerleşmiş durumda. Öncelikle değişken burçlarımız daha fazla etkilenecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İkizler, Başak, Yay ve Balıklar bu yeni aydan çok güçlü etkiler alabilirler. Bununla birlikte kişisel doğum haritalarında özellikle 15-25 derece aralığında değişken burçlarda gezegenleri olanlar da yeni aydan önemli etkiler alabilir. Yeni ayda terazi burcunun da yükseliyor olması, yay ve terazinin adalet, hukuk, sosyal anlamda sosyal vicdan, işte hak arayışları, özgürlükler ve bu alanlarda ilişkiler, işbirlikleri, bu alanlarda biraz daha arayışlarımızın öne çıktığını bize gösteriyor. Dolayısıyla son zamanlarda zaten hani mahkemeler, davalar, hak arayışları, adaletle ilgili konular ülkemizde de terazi burcu tutulmasının da tetiklemesiyle çok fazla gündemde. Bu yeni ay döngüsünde de yine davaları, mahkemeleri, işte avukatları, savcıları, hak arayışlarını, bazı önemli belki duruşmaları çok fazla gündemde görebiliriz. Bunlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Macera dolu bir yeni ay. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Yay burcunun temasında bu var. Yay burcu uzak hedeflerimiz, ideallerimiz, vizyonlarımızla alakalıdır. Yabancı kültürler, uluslararası ilişkiler, eğitim ve kültürel konular, inançlar, maneviyatla ilgili kavramlar, seyahatler, yolculuklar, bunların hepsi Yay burcu tarafından yönetilir. Mars'ın da Yay burcunda olması enerjisel anlamda bizi daha özgüvenli, daha girişken, daha cesur hale getirebilir. Yay biliyorsunuz sembolik olarak yarı at, yarı insan teması taşır. Elinde bir ok vardır, uzak hedefleri gösterir. Burada hedeflerimize odaklanacağız ve belki gözü kara bir şekilde hedeflerimize, inançlarımız doğrultusunda ulaşmak için çaba gösterebileceğimiz, daha savaşçı bir durumda olabileceğimiz bir dönemi gösteriyor. Hem kişisel alanlarda hem toplumsal alanlarda bu dikkat çekici olabilir. Ancak yayda inançlarla birlikte böyle bir fanatizm, bir dogmatizm vardır. Yani kendi düşüncelerimiz, fikirlerimiz çok öne çıkabilir. Burada çok ısrarcı ve çok fanatik eğilimlerde olabiliriz. Bu zaman zaman gereksiz riskler aldırabilir. Gereksiz cesaret gösterileri söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca denge unsurunun da bu yeni ayda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Terazi burcunda yükselmesi zaten denge, uyum, adalet gibi konularda hassas bir süreçte olduğumuzu da bize işaret ediyor. Yay burcu ile birlikte seyahatleri, yolculukları, işte eğitim, akademik konulardaki çalışmaları, hukuksal işlerimizi, yabancı ülkelerle ilgili konuları, medya, yayıncılık, internet, sosyal medyadaki işlerimizi bu dönemde daha fazla belki düşünüp planlayabiliriz, kurgulayabiliriz. Ancak Merkür yeni ayda Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. Yani yeni ay aslında Merkür retrosuyla da geliyor. Merkür retro olduğunda bazı konular ileri gitmek yerine biraz duraklayabilir. Ya da geriye dönebilir. Yani geriye dönmesi ne demek? Yani geçmişle ilgili konuları hayatımıza taşıyabilir. Bunları daha fazla sorgulamamız, gözden geçirmemiz, eksikleri tamamlamamız veya kaçırdığımız fırsatları şimdi değerlendirmemiz anlamında da önemli olabilir. Neptün'ün önemli bir kare etkisi var. Neptün'e dikkat etmemiz gerekiyor. Burada özellikle bunu vurgulamak istiyorum. 16, 17, 18 Aralık Güneş-Neptün karesi
netleşecek. Güneş Neptün karesi bizi daha idealist, daha hayalci, daha vizyoner yapabilir. İşte ilham akışı artabilir, sanatsal becerilerimiz öne çıkabilir. Ancak Neptün belirsizliklerle de ilgili bir gezegen. Bazı konularda çok yanıltıcı, karıştırıcı olabilir. Yanılgılara açık, aldanmalara, aldatılmalara açık olabiliriz. Spekülatif durumlar, işte biraz haber trafiğinde yanıltıcı durumlar, tabii ki sansasyon yaratan durumlar, manipülatif olaylar çok fazla öne çıkabilir. Skandallarla çok fazla karşılaşabiliriz mesela. Şaşırtıcı durumlarla çok fazla karşılaşabiliriz. Devam eden günlerde 26 Aralık, 27 Aralık gerileyen Merkür bu sefer Yay burcunda Mars'la birleşip Neptün'e kare yapacak. Oldukça stres yaratabilen bir açı bu. Bugünlerde daha fazla işte manipülatif durumlar, sansasyon içerikli haberlerle karşılaşmamız, özellikle belki adaletle ilgili hukuksal konularda biraz daha dikkat çekici, karmaşık durumların oluşması, işte dikkat çeken duruşmalar olabilir. Tabii terazi yükselen olduğu için ilişkiler, evlilikler, belki bu anlamda boşanma davaları ve benzeri konular, tabii ki avukatlar, işte hukuk çalışanları, buralarda belki bilgi anlamında yanıltıcı durumlar, işte bazı şeyleri kötüye kullanmak, işte yalan, dolandırılma ve benzeri konular, bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel hayatlarımızda da mümkün olduğunca Mars-Neptün karesi, Merkür-Neptün karesi zihinsel anlamda karmaşa yaratabileceği gibi, yanıltıcı olabileceği gibi sinir sistemimizi, bağışıklık sistemimizi zorlayabilir. Yani zaten mevsim şartları da işte mevsimsel rahatsızlıklara, solunum yolu enfeksiyonlarına, virüslerden karşı virüslerle ilgili olabilecek hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara daha fazla zemin hazırlayabilir. Burada özellikle sağlıkla da ilgili dikkat çekici durumlar olabilir. Sağlıkla ilgili bir konuların belki seyahatlerde, eğitimde, yolculuklarda bazı sorunlar yaratması, gecikmelere yol açması, bazı engellerle karşılaşmamız mümkün. Çünkü Yay burcunun içerisinde eğitim, yolculuklar, seyahatler, hava yolları, deniz yolları, yüksek öğrenim, işte üniversiteler, bunları da görebiliriz. İşte eğitimde belki bazı yeni kararlar, düzenlemeler olabilir. Bunun biraz daha sağlık ve güvenlikle alakalı olması da mümkün. Hava şartlarına özellikle 25-26 Aralık civarı dikkat etmek lazım. Mars-Neptün karesi hava şartlarında aşırı yağışlar, su baskınları, seller ve benzeri konularda riskleri arttırabilir. Deniz yolculuklarında sorunlar olabilir. Burada tabii ki sulardan, sıvılardan, gazlardan, kimyasallardan gelebilecek zararlar. Yine hassasiyeti olan kişilerin işte alerjik sorunlarının artması, metabolizma ile ilgili dengesizlikler, hormonal dengesizlikler, zehirlenme gibi vakalar biraz daha dikkat çekici olabilir. Gördüğünüz gibi bu yeni ay enerjileri aslında genel olarak günlük hayatımızda, sağlığımızda, iletişim konularında mümkün olduğunca temkinli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bir yandan da Yay burcunun o pervasız, aşırı iyimser, aşırı özgürlükçü yanı vardır. İşte o yüzden maceralara açık olabiliriz. Yani yeni deneyimlere çok açık olabiliriz. Sonunu düşünmeden hareket edebiliriz. Bunlar bize yaşarken keyif verebilir, özgürlük verebilir, heyecan verebilir. Ancak işte güvenlik konularına, karşılaşabileceğimiz risklere, zararlara da mümkün olduğunca dikkat etmemiz gerekiyor süreç içerisinde sevgili takipçilerim. Şimdi yükselen burçlarınıza göre özellikle yeni ay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Yay burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Mars da Yay burcunda, özgüveninizin, cesaretinizin arttığı bir süreçtesiniz. Motivasyonunuz arttığı için kişisel girişimlerinizde daha cesur, daha girişken davranabilirsiniz. Spor gibi fiziksel aktiviteler, seyahatler, sosyal medya ve özellikle internet üzerindeki girişimler, yurt dışı ve yabancı kültürlerle ilgili işleriniz, akademik çalışmalarınız, eğitim konuları, belki hukuksal girişimleriniz adına önemli bir yeni ay. Ancak bazı konularda yanıltıcı durumlar olabilir. Risklere dikkat edelim. Özellikle ayın 25'i 27'si arasında işte seyahatlerde bazı engeller, eğitim konularında bazı sıkıntılar, hukuksal anlamda bazı riskler oluşabilir. Burada ilişkilere, gerek sizin yakınlarınız, gerek eşinizin yakınları, akraba ilişkileri,
ilişkileriniz, bu alanlardaki konularda da hareketliliğin artabileceği bir dönemdesiniz. Bu yeni ay döngüsünde hukuksal alanda bazı beklentileriniz varsa, bilgi trafiğine, hizmet aldığınız kişilere, özellikle danışmanlıklar, avukatlar ve benzeri alanlarda bunlara güvenlik anlamında dikkat etmek lazım. Her türlü bilgi trafiğinde de biraz hak, hukuk, adalet gibi konularda özellikle daha dikkatli, daha temkinli hareket etmenizde fayda var. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 8. evinizde bir yeni ay doğacak. Daha çok maddi konularda beklentileriniz var. Eşinizin kaynakları, eşinizin işi, gelirler, giderler, kredi konularınız, borç konuları, ödeme konuları, faturalar, işte belki bir vergi konusu beklentileriniz olabilir. Bu bir hisseli para da olabilir. Bir miras paylaşımı, belki bir ödeme, tazminat gibi bir nafaka beklentisi. Buralarda bu yeni ay yeni düzenlemeler getirebilir. Ancak Merkür'ün retro olması biraz işlerin yavaşlayacağını, zaman zaman karışıklıklar olabileceğini de işaret ediyor. Geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Yarım kalmış işlerle uğraşabilirsiniz. Hesap hataları olabilir. Muhasebe işlerinize dikkat edin. Alışverişlerde yeni yatırım özellikle yeni alışverişlerde biraz dikkat edin. Kredi ve borçlanma konularında gecikmeler olabilir. Bu dönemde çok acil değilse belki parasal konularda çok da hızlı adımlar atmamak sizin için daha doğru olabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yay burcundaki yeni ay ilişkilerle ilgili evinizi etkiliyor. İlişkilerde eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konularınızla gündemleriniz var. Tabii ki yeni tanışmalar, evlilik gibi konular, teklifler olabilir. Anlaşma ve sözleşmeler konusunda belki bu yeni ay size yeni gündemler getirecek. Ama biraz bazı konularda temkinli olmak lazım. Aslında süreç içerisinde gezegeniniz Merkür'ün de retro harekete geçecek olması, 23 Aralık'tan sonra bu retro yay burcunda da devam edecek. Her türlü ilişkide, bunlar parasal ilişkileriniz olabilir, evlilik gibi partner konuları, sözleşmeleriniz, anlaşmalarınız olabilir. Bir gözden geçirme, bir değerlendirme sürecinde olduğunuz işaret ediyor. Yanlış konular ortaya çıkabilir, yanlış bilgiler açığa çıkabilir, yanılmalar, kandırılmalar, aldanmalar söz konusu olabilir. Özellikle bu konuda her türlü ilişkide bilgi trafiğine dikkat edin. Hizmet aldığınız kişiler, muhasebeciniz olabilir, avukatınız olabilir. İşte buralarda da yanıltıcı durumlar olabilir ya da hani beklentilerinizi karşılamayan durumlar söz konusu olabilir. Bir gözden geçirme yapıp değerlendirip belki yeni kararlar vereceksiniz. İlişkileriniz ve hizmet aldığınız kişilerle ilgili bu süreçte yeni düzenlemeler yapacaksınız sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, yay burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay döngüsü iş temponuzu biraz öne çıkarıyor. Çalışma şartlarınızda bazı karışıklıklar olabilir. İşte beraber çalıştığınız, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, asistanınız, evde çalışan kişi, hani buralarda bazı sizi yanıltan, sizi biraz zora sokacak konular olabilir. Tabii ki kandırılmalara, hani güvenlik konularına dikkat edin. Hırsızlıklara ve benzeri konulara da dikkat etmekte fayda var. Akrabalarınız, özellikle yakınlarınızdaki kişilerde bazı hastalıklar, sağlık sorunları olabilir. Kendi sağlığınıza da dikkat etmekte fayda var. Bu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Alerjileriniz olabilir, kronik bazı hormonal dengesizlikleriniz artabilir. Mevsimsel hastalıklar konusunda özellikle 25-27 Aralık civarı daha hassas olabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın kontrolleri, onlarla ilgili konularda özellikle Aralık ayında daha fazla gündeminizde olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 5. evinizdeki yeni ay sizi aşk, flörtler, duygusal konularda daha heyecanlı ve daha girişken yapabilir. Kalbinizi çarptıracak karşılaşmalar olabilir. İlişkilerinizde heyecanlı bazı gelişmeler olabilir. Seyahatler, tatiller planlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda da hareketlilik artıyor bu yeni ayda. Ancak bazı konularda aşırı risk alırsanız duygusal hayatınızda karışıklıklar da olabilir. İşte seyahatlerde bazı gecikmelerin olması mümkün. O yüzden rezervasyonlarınıza mümkün olduğunca dikkat edin. İlişkilerde geçmişe ait konular, işte yarım kalmış ilişkiler biraz hani duygusal anlamda kafanızı zaman zaman karıştırabilir. Para konularında, finansal yatırımlarınıza, spekülasyona dikkat edin. Bu dönemde çünkü aşırı kazanma eğilimiyle şansınıza da güvenerek fazla risk alabilirsiniz. Alışverişlerde ve para konularındaki yatırım kararlarınızda daha temkinli ve daha güvenli hareket etmekte fayda var. Merkür retrosunda belki şu süreçte biraz daha
önemli kararlar vermemek, hani süreci izlemek sizin için daha doğru olabilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Yay Burcu'ndaki yeni ay 4. evinizde olacak. Eviniz, özel yaşamınız, ailevi konuların hareketlendiği bir dönemdesiniz. Evde yapılacak işleriniz olabilir, gündemleriniz olabilir. Belki bu bir taşınma konusu, bir emlak konusu. Aile ve ebeveynlerinizle ilgili konular daha fazla Aralık ayında sizin için önemli olabilir. Ancak Merkür'ün retroya geçecek olması, biraz da bazı karışıklıkların olması ailevi ilişkilerde zaman zaman stresleri arttırabilir. Bu durumda yanılgılara dikkat edin. Özellikle işte bir taşınma konusu, bir emlak alma, satma, kiralama gibi bir konunuz varsa, burada da bir kontrat yapmanız, bir sözleşme yapmanız gerekiyorsa hemen hızlı kararlar vermemekte fayda var. Evinizin güvenlik sistemleri, su sistemleri, hani buralarda bazı şeyler olabilir, sıkıntılar olabilir. Bununla birlikte aile üyeleri, ebeveynlerinizin sağlıklarıyla da ilgili size endişelendirecek bazı gündemler olabilir. Genel olarak huzuru evde arıyorsunuz. O yüzden huzura odaklanıp ev ortamınızda daha fazla enerji harcayıp burada düzenlemeler yapabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Yay burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Bu yeni ayda yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkiler öne çıkıyor. Kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, yakınlarınız, onlarla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Seyahat etme isteğiniz artıyor. Evet, seyahatler yapabilirsiniz bu yeni ay döngüsünde. Sizi ziyarete gelen kişiler de olabilir. Bir hareketlilik var. İletişim, bilgi trafiği artıyor. Eğitim konularında yeni bir şeyleri öğrenme konusunda daha fazla okumanız, yazmanız, araştırmanız mümkün. Bu tarz hani iletişim, eğitim, medya, sosyal medya, internet üzerindeki işlerde, tasarım işlerinde daha fazla aktif olabilirsiniz. Bazı sınavlarınız olabilir öğrenciyseniz. Ders çalışmanız gerekebilir. Zaman zaman size endişeye sokacak konular olabilir. Seyahat planlamalarınıza dikkat edin. Burada karışıklıklar olabilir Merkür retrosunun da etkisiyle beraber. Zihinsel anlamda işte kullandığınız elektronik araçların, gereçlerin, iletişim cihazlarının problem yaratması, özellikle ayın 23'ünden itibaren buralarda biraz daha sıkıntıların olması mümkündür. O yüzden güvenliğe dikkat edin, işte dosyalarınızı yedekleyin. Özellikle burada internet üzerinde yaptığınız alışverişlerde daha temkinli olun. Aracınıza dikkat edin, işte otomobilinize dikkat edin. Bir seyahate çıkacaksanız bakımlarını, kontrollerini mutlaka yaptırın. Bazen yakınlarınız, işte bir komşuyla ya da kardeşinizle bazı anlaşmazlıklar olabilir bu yeni ayda, fikirsel anlamda. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Yay burcu yeni ayı 2. evinizde, para evinizde doğacak. Maddi konularda daha fazla enerjik ve çaba içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki para kazanma konuları, iş konuları, mesleki konular hareketlenebilir. Özellikle turizm, seyahatler, medya, eğitim, sosyal medya üzerinde iş konularınız belki gündeme gelebilir. Harcamaların da artabileceği bir yeni ay döngüsündeyiz. Seyahat için harcayabilirsiniz, eğitim için harcamalarınız olabilir. Ancak tabii ki para konularında biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Neptün'ün açısı, süreç içerisinde Mars'ın ve Merkür'ün gerileyecek olması, bu süreç içerisinde para konularında biraz kontrolü zor durumlar, beklenmedik harcamalar, karışıklıklar getirebilir. Alışverişlerde çok önemli değilse dikkatli olmakta fayda var. Kazançlarda bir böyle gecikmenin olması mümkün. İşte bazı borçlanma ve alacak konularına dikkat edin. Yatırımlar konusuna daha dikkatli ve temkinli yaklaşın. Bu süreç içerisinde aslında maddi durumunuzu gözden geçirmek, değerlendirmek, muhasebe yapmak için işte ihtiyaçlarınız, gelirleriniz, giderleriniz, hani bunları daha dikkatli bir şekilde incelemek için bu yeni ay döngüsünü değerlendirebilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, sizin yeni ayınız özellikle doğum günü 10'la 17 Aralık arası olan yay burçlarımız daha fazla etkileniyor ve tabii ki kişisel doğum haritalarınıza bakınız, yükselen burcunuzda 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok önemli olabilir. Yeni ay Mars'ın da etkisiyle enerjinizi arttırıyor. Daha iyimser, daha keyifli, daha cesur olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Hayatınızın her alanında yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Özgüveniniz artabilir. Bunlar iş konularında girişimleriniz olabilir, ilişkilerde motivasyonunuz artabilir, spor yapma, fiziksel aktiviteler
gezmeler, seyahatler, eğitim konularında size yeni kapılar açılabilir bu yeni ayda. Bazı konulara tabii ki dikkat edin. Özellikle Neptün'ün açısı ve Mars'ın pozisyonu bazı riskler yaratabilir. Merkür de burcunuzda gerileyeceği için 23 Aralık'tan itibaren özellikle kafa karışıklıkları, dikkatsizlikler, işte bilgi trafiğinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu sizi yanıltıcı olabilir. Gözünüzde çok büyüttüğünüz hani durumlarda biraz hayal kırıklıklarına yatkın olabilirsiniz ya da çok fanatikçe, böyle iyimserce, doğru bildiğinize inandığınız konularda hareket ederseniz bazı risklerle, yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yay burcundaki yeni ay 12. evinizde olacak. 12. ev yeni ay biraz geri planda olan, daha gizli olan, kontrolü zor durumlarla ilgili. Bu yeni ay sizi ruhsal anlamda içe döndürebilir. Biraz böyle yalnız kalma, sakin kalma ihtiyacınız olabilir. Dinlenmek için, bir seyahat için, bir tatil için, biraz günlük ortamlardan uzaklaşmak için aslında fırsatlar yaratabilirsiniz. Bu yeni ayla birlikte Merkür burcunuzda gerilemeye başlayacak. 23'ünden itibaren de gerileme 12. evinizde yay burcunda devam edecek. Dolayısıyla zihinsel anlamda da biraz böyle durgunlaşıp bir şeyleri daha fazla sorgulayacağınız, geçmişe odaklanacağınız, bilinçaltınızdaki duyguların, düşüncelerin üzerinizdeki etkisinin artabileceği bir dönem. Zaman zaman çok melankolik, çok alıngan, biraz karamsar ve depresif olabilirsiniz. Karışıklıklara, yanılgılara da açık olabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Herkese güvenmeyin bu dönemde özellikle. Seyahat planlamalarınızda özellikle ayın 23'ünden sonra biraz gecikmeler olabilir. Yolculuklarda dikkat edin. Eğitim konularında, işte internet üzerinde yapacağınız her türlü aktivitede daha dikkatli, temkinli olmaya çalışın. Maneviyatla uğraşmak, sanatla uğraşmak, biraz böyle ruhsal konulara çekilmek sizin için dengeleyici olabilir, keyifli olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yay burcundaki dolunay, yeni ay 11. evinizde olacak. Sosyal anlamda hareketli bir dönemi işaret ediyor bu yeni ay döngüsü. Arkadaşlıklarınız öne çıkacak. Sosyalleşme fırsatları olabilir. Arkadaşlarla birlikte bir seyahate çıkabilirsiniz. Belki bir organizasyon düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte eğitim, medya işleri, yurt dışı işleri, yabancılarla ilgili konular, hani buralarda hareketliliğin artabileceği bir dönem. Ancak bazı arkadaşlık ilişkilerinizde biraz kafa karıştırıcı durumlar olabilir. Nostaljik etkilerinde artabileceği bir süreçtesiniz. Ayın 23'ünden itibaren daha fazla işte eski tanıdıklarla karşılaşmanız, eski iş arkadaşları, okul arkadaşlıklarıyla bir araya gelmeniz, tesadüflerin olması da mümkün. Para konularına temkinli yaklaşın. Çünkü Neptün para evinizde 25, 26, 27 Aralık gibi parasal konularda bir yanılgı, bir karışıklık, bir şeyleri kaybetme, unutma, kandırılma gibi konular olabilir. Alışverişlere, yatırımlara daha dikkatli yaklaşın. Tabii ki borçlanmak için iyi bir dönem değil. Özellikle paranıza sahip çıkmanız gereken bir dönemdesiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yay burcundaki yeni ay 10. evinizde olacak. Sizin için de etkili ve önemli bir yeni ay. Yeni ay Neptün'le, burcunuzdaki Neptün'le de güçlü bir açı içerisinde. Geleceğe dair hedefleriniz, vizyonlarınız var, idealleriniz var ve bunlarda belki daha cesur, daha girişken olabilir, daha belki hedeflerinizi büyütebilirsiniz bu yeni ayda. Tabii ki iş konularında, kariyer konularında yeniliklerin olması mümkün, fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Özellikle yabancılarla ilgili işler, uluslararası işler, seyahatler, turizm konuları, eğitim konuları, akademik çalışmalarda, medya işlerinde hareketli bir dönemdesiniz. Bununla birlikte ayın 23'ünden itibaren Merkür'ün yay burcunda gerileyecek olması bazı işlerinizde durgunluklara, karışıklıklara yol açabilir. Temkinli olun. Özellikle 25, 26, 27 Aralık gibi konularda, alanlarda yanıltıcı durumlar, sizin için karışıklıklar olabilir. Üstlerle ilişkilere, ailevi ilişkilere dikkatli olun. Daha duygusal, daha hassas olacağınız bir süreçtesiniz. Sanatla ilgilenmek için iyi bir dönem. Yani enerjinizi yaratıcı sanatlara, maneviyatla ilgili konulara, ruhsal konulara, yaratıcı çalışmalara yönlendirebilirsiniz. Ama dikkat gerektiren işlerde, hesap işleri olabilir bunlar, planlama gereken işler olabilir, biraz kafanız karışabilir. Daha çok geçmişle ilgili konular, işte düzenlemeler, eksikleri tamamlama ve benzeri konular bu dönemde karşınıza daha fazla çıkabilir.